Sana bu evde çalışmayı ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydim? Kendimi buraya ait hissediyorum. Her geçen gün çocuklara biraz daha fazla ısınıyorum. Alo. Yanlış numara efendim. Burada Dilara diye biri yok. Suzan. Dilara kızım. Pardon. Alo. Ahmet sen misin? Dilara'nın bir cep telefonu olduğunu biliyorsun değil mi? Ya pekala. Pekala devam et. Ya. Demek ondan hoşlanıyorsun. Çok hoşlanıyorsun demek. Güzel. Güzel Mert, anlatmaya devam et. Çünkü bundan sonra Dilara'yı biraz zor göreceksin. Ömer Bey. Bir dakikanı alabilir miyim? Anlatacaklarıma kesinlikle inanamayacaksınız. Ne vardı Melek Hanım? Rukiye ninemin kaldığı huzur evini karıncalar basmış. Annem de şu parlak fikirle çıka geldi. Burası komik kısım, dikkat edin. Neymiş? Rukiye ninem bizde kalacakmış. Tamam tamam. Biliyorum, o bir kleptoman. Bir şeyleri yürütmeden duramaz. Değerli tabak çanakları ortada bırakmamak lazım. Neyse. Hiç değilse kime çektiğini biliyoruz. Aman çok komik. Yaşlı ve küçük bir kadınla niye dalga geçiyorsunuz ki? İyi ama kleptoman olduğunu sen söyledin. Evet ama ninemin kleptoman olduğunu söyledim. Ben mi dedim? Ha, şey, affedersin. Hakaret etmek istemedim. Ama acaba annen nerede kalamaz mı? Hayır kalamaz. İki cambaz deyip de oynamaz Ömer Bey. Ömer sakın geri adım atma. Bu evde bir koca karı eksikti. Evet efendim. Zaten evde yeterince koca karı problemimiz var. Ama iki koca karı olunca takım tamamlanıyor. Boş verin Ömer Bey. Ben onu gider otogara bırakırım. Orada öyle herkesi kucaklar durur garip garip. Pekala Melek Hanım. Pekala. Onu Sirkeci'deki bir otele yerleştiririz ha? Ha? Nasıl fikir? Oda servisi, her türlü konfor, kraliçeler gibi yaşar. Bunu ailemize yapılmış bir hakaret olarak kabul ediyorum Ömer Bey. Beni gönderin, kalıntır benim derim. Hem çocuklar için de ne kadar iyi olur. Nineleriyle öyle vakit geçirirler. Yani çocukların ninesi değil ki o. Bunu ona siz söyleyin. Zavallı kadıncağız. Yalnız bir sokak köpeği gibi yaşıyor öyle. Tamam. Tamam kalsın. Hatta kalması için ben ısrar ediyorum. Yukarıdaki büyük misafir odasında kalsın. Aa, Ömer Bey hayatta orada olmaz. O mermer küvetten ayağa kayıp düşerse vallahi Rukiye ninem hemen tazminat davası açar bize. Melek Hanım. Tamam Ömer Bey. Tamam sağ olun. Sağ olun. Söz veriyorum. Onun burada olduğunu hissetmeyeceksiniz bile.